Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz de buradaki hobilaryum tüm anlatımı modeller linkine tıkladığınızda hepsi sırasıyla karşınıza gelecektir. Evet, şimdi Alize Angora Gold'un bir ipi var. Şal ipi aslında bu, böyle güzel yumuşak bir ip. Ve 6 numara 3,5 milimetre ile üçgen motifli bir süveter modeli sizlerle paylaşacağım. Çok kolay, çok basit bir model. Yine birleştirerek bunu istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Başlıyorum hemen. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek başlıyoruz. İlk zincirin içine giriyoruz. Böyle küçük bir yuvarlak oluşturacağız burada. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Bu küçük boşluğun içine giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Zincirle beraber iki trabzanım oldu. Bu şekilde 4 tane trabzanım olacak. Üçlü trabzan yapıyoruz. Önce bir ilmek alıyoruz, sonra 2, sonra 2. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı şekilde yuvarlağın içine giriyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 4 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet, 3 tane böyle dolgumuz olacak. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi ilk yaptığım, burada 3 tane zincirle yukarıya çıkmıştım. Tam zincirin tepesine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Ortamız bu kadar. Ve 1, 2, 3 zincirle tekrar 4 trabzan üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. Hemen yanındakine batıyorum. Zincir her defasında birinci trabzanı oluşturuyor. Sonra her birinin üzerine bir kez batıyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şimdi tığımızı 2 defa doluyoruz. Buradaki boşluğa dörtlü trabzan yapıyoruz. Yine önce 1, sonra 2, 2, 2 alıyorum. 4 de çıkıyorum. Bu dörtlü trabzanlar üçgen motifin köşelerini oluşturacak. Sadece burada dörtlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim tekrar ve buradaki 4 trabzanın üzerine 4 tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi 2 defa tığımı doladım. Boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4 de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar tığ bir kez dolayarak. 1, 2, 3, 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4. Yine tığımı 2 defa doladım. Boşluğa 1, 2, 3, 4 de çıkarak bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine geliyoruz buradaki 3 zincirimizin tam tepesine, zincirin üzerine batarak şöyle birleştiriyoruz. Evet. Şimdi bu dörtlü trabzanlar üçgenimizin köşeleri olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine buradan 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. 1, 2, 3. Burası, bu dörtlü trabzanlar hep aynı şekilde 3 zincir çekiyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. Yani zincirle birlikte 4 tane demek istedim. Şimdi burada 3 tane zincir, 3 zincir tığımızı bir kez dolayıp bu iki tane boşluğumuz var. İlk boşluğa, trabzanın yanına doğru boşluğun içine batıyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz.
Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şimdi tığımızı 2 defa doluyoruz. Yine buradaki dörtlü tırabzanın üzerine batarak bir tane daha dörtlü tırabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir kez doladım. Hemen yanındaki boşluğa bir tane üçlü tırabzan. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı dolayıp 4 tane tırabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet, köşeyi bu şekilde dolanmış olduk. Diğer köşeye geçelim şimdi. Önce 3 tane zincir, bir kez doladık. Boşluğa batarak bir tırabzan, üçlü tırabzan. Sonra 4 zincir, 2 defa tığımızı dolayıp buradaki tırabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir, dörtlü tırabzanın sağında ve solunda 4 zincir çekiyoruz. Boşluğa giriyoruz. Bir tane üçlü tırabzan. 1, 2, 3 zincir, tekrar 4 tane tırabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, ikinci köşeyi de tamamladık. Yine 1, 2, 3 zincir, boşluğa bir tane üçlü tırabzan. 1, 2, 3, 4 zincir, tığımızı 2 doladık. Dörtlü tırabzanın üzerine bir tane dörtlü tırabzan. 1, 2, 3, 4, boşluğa bir tane üçlü tırabzan. Tekrar 3 tane zincir ve ilk çektiğimiz zincirin tam tepesine giriyoruz. Zincirin içine birleştiriyoruz. Yine 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. Şu tırabzanlar değişmiyor. Hep aynı şekilde. Şimdi 1, 2, 3 sıra yaptım. 5. sırada da birleştirerek devam edeceğiz. Burada da yine 3 zincirimizi çektik. Yanına 3 tane daha tırabzanımızı yapıyoruz. 4 tane tırabzan oluyor. Evet. Şimdi köşeye geldiğimizde yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez tığımızı doluyoruz ve sıradaki bu az önce yaptığımız tırabzanın üzerine batarak bir tane üçlü tırabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir, bir kez doladık. Şimdi boşluğa batarak bir tane yine üçlü tırabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığımızı 2 defa dolayıp, şimdi bakın dörtlü tırabzan yaptığımız yere geldik. Yine bunun üzerine batıyorum. Bir tane dörtlü tırabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Burada da dörtlü tırabzanın sağında ve solunda 4 tane zincir çekiyorum. Tığım bir kez doladım. Hemen yanındaki boşluğun içine bir tane üçlü tırabzan. 3 tane zincir. Sıradaki tırabzanın üzerine batıyoruz. Bir tane üçlü tırabzan. Şimdi yine 3 zincir ve 4 tane tırabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bu şekilde köşeyi tekrar tamamladık. Diğer köşeyi de yapalım. Yine 3 zincir çekiyoruz önce. 3 zincir. Tırabzanın üzerine batarak
bir üçlü trabzan, tekrar 3 zincir, şimdi boşluğa batarak bir üçlü trabzan, burada bir tane üçlü trabzan yaptık, bu sırada 2 tane üçlü trabzanımız oldu. 1 2 3 4 zincir, tığımızı 2 defa doluyoruz, dörtlü trabzanın üzerine batarak bir tane dörtlü trabzan. 1 2 3 4 zincir, pardon 4 zincir. Boşluğa batıyoruz, üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 zincir, trabzanın üzerine bir tane trabzan. 3 zincir, geliyoruz buraya. 1 2 3 ve 4, dörtlü 4 tane trabzan yaptık. 1 2 3 4. sırayı yapıyoruz şu anda. Bu köşeyi de tamamlayalım. 3 tane zincir, trabzanın üzerine batarak bir trabzan. Tekrar 3 tane zincir, boşluğa batarak bir üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve bir tane, iki defa tığımı doladım, bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3 4 zincir, boşluğa, hemen yanındaki boşluğa bir üçlü trabzan yaptık. 3 tane zincir ve trabzanın üzerine bir tane trabzan. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde 3. zincire batarak birleştiriyoruz. Evet. Bu motif arkadaşlar bu şekilde artarak istediğiniz kadar büyüyebilir. Şimdi 5. sırayı yapacağım. 5. sırada bitiriyorum. Sonra birleştiriyorum. Şu dolgulardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sırayı bitirmiş olduk. Bu kenar kısımlardan artıyor zaten, fark ettiyseniz. Şimdi ilk 1, 2, 3. sırada şurada bir trabzanla başladık. Boşluğa batarak. 4. sırada o trabzanın üzerine bir tane yaptık. Hemen köşede bir boşluğa batarak bir trabzan daha yaptık. Bu şekilde artarak devam ediyor. Motifi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi tekrar 3 zincir çekelim. 4 tane yine burada trabzanımız olacak. Şimdi burada ipim gelmez oldu. Şimdi burada aynı tekniği uygulayacağız. 3 tane zincir, ilk trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir, bir sonraki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Hep üzerine battık. Burada 2 tanesini. Şimdi boşluğa batarak bir tane daha üçlü trabzan yapacağız. 3 tane zincir, boşluğa batıyoruz, bir tane üçlü trabzan. 1 2 3 4 zincir ve 2 defa dolayıp dörtlü trabzanın üzerine yine dörtlü trabzan yaptık. 1 2 3 4 zincir, tığımı doladım, boşluğa bir tane, bu boşluğa yaptıklarım artırıyor arkadaşlar bunu. Şimdi 3 zincir, trabzanın üzerine bir tane, tekrar 3 zincir, diğer trabzanın üzerine bir tane, tekrar 3 zincir ve 4 tane trabzan yapıyoruz şimdi. 2 3 ve 4. Şimdi diğer köşeyi de yapalım. Bu şekilde motifimizi, ilk motifimizi bitiriyoruz. 3 tane zincir, trabzanın üzerine batıyorum.
Bir tane üçlü trabzan. 3 tane zincir. Tekrar trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan daha. 3 tane zincir. Şimdi tam köşeye geldik. Bakın boşluğa batıyorum. 4 zincir çektiğimiz boşluğa battık. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki sırada yine buradaki 4 zincir çektiğimiz boşluğa bir tane üçlü trabzan yapacaksınız. O şekilde model, motif büyüyecek. Hem bu tarafına hem bu tarafına şimdi yaptığımız gibi. 1 2 3 4 zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan. 3 tane zincir. Bir trabzan. 1 2 3 zincir tekrar. Bir trabzan. Ve 4 tane trabzan yapıyorum şimdi. İkinci köşeyi de bu şekilde tamamladım. Yine başlangıç noktasına kadar geliyoruz şimdi arkadaşlar. Bir köşemiz kaldı. Burada birleştirip ipimizi kesiyoruz ve motifimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, motifimi tamamladım. Dediğim gibi 1 2 3 4 5 sırada bitirdim. Bunu isterseniz büyütebilirsiniz, isterseniz daha küçük de çalışabilirsiniz. Şöyle bir motifimiz oluyor. Şimdi diğer motifleri de yaparak birleştirmeyi göstereceğim. Her trabzanın tepesinden birleştireceğiz. Köşelerden ve her trabzanın tepesinden. Diğer motifi yapıyorum, dönüyorum şimdi. Evet, bir motifte aynı şekilde yaptım, bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. sıraya kadar geldim. Şurada bıraktım çünkü şu köşeden birleştirme yapacağız. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Ve diğer motifi alıyorum elime. Yine köşesinden dörtlü trabzan yaptığımız yer, bakın burası. Giriyorum. Şöyle birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Normal örmeye devam ediyorum şimdi. Boşluğa batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Trabzanımı yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz. Buradan tığımızı geçiriyoruz. Bakın karşı karşıya gelecek. Buradaki trabzanla buradaki trabzan. Buradan tığımı geçiriyorum. Model yalnız ters dönmesin. Ona dikkat edelim. Evet, benimki dönmüş. Şöyle. İlmeği alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzanımızı da yapıyoruz. Yine üçlü trabzan. Yine bunun karşılığına gelen trabzanımız belli, bakın. Buraya geliyoruz. Tığımızı geçiriyoruz. İlmeği aldık. Burayı çok fazla sıkıştırmadan 1, 2, 3. Evet. Geliyoruz bir sonraki trabzan üzerine. Trabzanımızı yapıyoruz. Diğer trabzan üzerinden geliyoruz. Birleştirdik. 1, 2, 3 zincir. Ve 4 tane trabzanımız var şimdi. Bu 4 trabzanın da her birinin üzerinden aynı şekilde birleştireceğiz. Birinci trabzanın üzerine giriyoruz. Evet, buradaki ilk trabzanın üzerinden ilmeğimi tığımı geçirdim ve ilmeğimi aldım. Tığımı doladım. İkinci trabzanı yapıyorum. İkinci trabzanı yaptım. Tekrar ilmeği bıraktım. Buradaki ikinci trabzanı aldım. Geçirdim. Tığımı doladım. İlmeği bıraktım. Üçüncü trabzanın üzerinden geçirdim. Şunu geçirdiğimizde yalnız arkadaşlar, bakın burada böyle çok sıkıştırmamaya dikkat edelim. Çok da bol da olmayacak tabii. Tığımı doladım. Dördüncü trabzan yaptım. Geliyoruz. Burada da dördüncü trabzanın üzerinden giriyorum. İlmeği aldım. Ve geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir. Bakın. Şu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Devam ediyorum yine aynı şekilde örmeye. Sıradaki trabzanın üzerine geldik.
bir tane trabzan yaptık ve burada da aynı sıradaki trabzan üzerinden tığımızı geçirip birleştirdik. 1 2 3 zincir. Bir sonraki trabzana geldim. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar birleştirdim. Tekrar 3 zincir. Köşeye geldi. Önce köşedeki boşluktaki trabzanımı yapıyorum. Bir trabzan. Bunun da yine burada boşluktaki trabzanın üzerinden geçiriyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Dörtlü trabzanın üzerine batarak dörtlü trabzanımı yaptım. Burada da dörtlü trabzanın üzerinden şöyle tığımı geçirip birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi motif örmeye devam ediyorum. Birleştirme işim bitti. Boşluğa girdim. Bir trabzan. Trabzanın üzerine bir trabzan. Aralar 3 zincir burada. Her trabzanın üzerine bir trabzan. Ve 3 zincir. Buradan da 3. zincire batıyoruz. Gerçi burada bitiriyoruz artık. Şöyle de batabiliriz. Evet. Bir tane de zincir çekelim. İpimizi keselim. Şimdi bu ipleri de yine motifin arkasından şöyle trabzanların arasından girerek aşağıya doğru yürütüyorum. Şurada yürütmüyorum. Çünkü oralar hep birleştirme noktam olacak. O yüzden aşağıya doğru. Burada daha ince bir tığ kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle yürütelim. Ortadaki ipimizi de keselim. Evet, şimdi iki motifi birleştirdik bu şekilde bakın. Şimdi diğer motifleri de yapacağım ben. Birleştireceğiz yine beraber. Nasıl? Önce şöyle bir yuvarlak yaparak bir V oluşturmaya çalışacağım. Daha doğrusu. Şimdi diğer motifleri de çalışıp döneyim. Evet, hemen bir motif daha birleştireceğim. Şimdi bu motifte zaten köşelerimiz üçgen olduğu için arkadaşlar çok rahat birleştiriyoruz. Şöyle tek kenar. Sonra buraya, sonra buraya aynı şekilde birleştireceğiz. Bunu da yine bakın ördüm buraya kadar 5. sıraya kadar. Şurada dörtlü trabzanı yaptım. Şu kenardan birleştireceğim. Hemen burayı alıyorum. Şöyle de girebiliriz. Az önce sık iğne yaptık. Aynı şekilde yapalım. Dörtlü trabzanın üzerinden girdim. Çektim. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve hemen yanındaki boşluğa yine üçlü trabzanımı yaptım. Devam ediyorum şimdi bakın. Yanındaki trabzandan girdim. İlmeğimi çektim. 3 zincir. Bir sonraki trabzana girdim. İlmeğimi çektim. Diğer trabzanın üzerine tığımı geçiriyorum. İlmeği alıp çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine geçtim. Yine bir sonraki trabzanın da üzerine geliyorum. İlmeğimi aldım. Ve 3 zincir. Şimdi dörtlü trabzanlara geldik. 1. Birinci trabzanı yaptım. Hemen buradan giriyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Her defasında tığ ilmekten çıkartıp diğer motifin aynı hizaya gelen trabzanın üzerine batıyorum. İlmeği oradan çekiyorum. Evet, üçüncüyü yaptık. Buradan da üçüncüye batıyoruz. Dördüncüyü yaptık. Buradan da dördüncüye batıyoruz. Şimdi 3 zincir, 1 trabzan. Şöyle ütülediğimizde daha güzel duracak tabii ki. Geleceğiz şimdi şu köşeye, tam şuraya.
kadar birleştireceğiz. Şimdi gelelim, az kaldı zaten. Evet, trabzanızı yapmıştık. Arkaya geliyoruz, birleştiriyoruz. 3 tane zincir tekrar. Bir sonraki trabzana yine trabzanı yaptım. Buradan tığımı geçirdim, çektim. 3 zincir. Köşeye geldim şimdi. Önce boşluktaki trabzanı yapıyorum. Burada da boşluktaki trabzanın üzerinden girdim. İlmeğimi çektim. 4 zincir. Burada 4 zincir çekmeyi unutmuyoruz. Şurayı hatırlayamıyorum şimdi. 4 çektik sanırım. 4 zincirimizi çektik. Tığımızı 2 doladık. 1 tane dörtlü trabzan yaptık. Geliyoruz buraya. Şimdi burada 2 tane motifi birleştirdik, bakın. Şurada bir yuvamız oluşuyor. Burada herhangi bir dörtlünün üstüne batmıyoruz. Burada bir yuva oluşuyor. Buradaki yuvanın üzerine batıyoruz. Yani şöyle gelelim. Ortada yuvarlak bir desen çıkacak şimdi. Çünkü birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim tekrar. Devam ediyorum şimdi, birleştirme işimiz bitti. Boşluğa bir tane üçlü trabzan. Tekrar 3 zincir çektim. Bakın şöyle bir, şurada bir yuvarlak oluşuyor. Burada da böyle bir kare gibi şekil oluşuyor arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Evet. Artık birleştirmeyi bitirdik. Aynı şekilde örerek motifi bitiriyorum şimdi. Bitirip dönüyorum arkadaşlar. Evet, tamamladım arkadaşlar. Bakın birleştirdim. Şimdi görün diye hafiften ütüledim. Ütüyü değdirmeden, sadece buharlı ütüyü üzerinden gezdiriyorum, o kadar. Ütüyü değdirmeden gezdiriyorum. Bu şekilde gayet güzel, hafif bir model oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? 2 tane daha buraya motif ekliyoruz. Aynı şekilde 2 motif daha. Bir tane buraya ekleyeceğim. Sonra bu tarafa ekleyeceğim. Orta V şeklinde açık kalacak. Evet, motifi hemen hazırlıyorum, dönüyorum. Evet, 2 motifi yine aynı şekilde hazırladım, bakın. 4 sırayı ördüm. 5. sıraya başladım ve tam köşede bekledim. Buradan birleştirmeye başlayacağız. Şimdi şu köşeden başlayalım. Buraya kadar birleştirelim. Pardon, şöyle başlayalım şimdi. Şu şekilde gelecek. Evet, böyle başlayalım. Alıyorum elime. Dörtlü trabzanın üzerinden tığımı geçirdim. İlmeğimi de buradan geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra geliyoruz buradaki üçlü trabzanın tepesine, giriyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz. 3 tane zincir. Evet, aynı şekilde arkadaşlar. Burayı, videoyu uzatmama gerek yok. Böyle geliyorum. Ortaya kadar birleştirip motifi tamamlıyorum. Evet, yine bakın ortaya kadar geldim. Dörtlü trabzanı yaptım. Burada ortada batacağımız yere dikkat edelim. Tam şöyle ortalayarak giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan. Şöyle ortaya çıkartıyoruz. Şimdi devam edip bu motifi de bitiriyorum. Evet, burayı da birleştirdim. 1, 2, 3, 4 tane motifimiz oldu. Şimdi 5.'yi birleştireceğiz. Şöyle hemen onu da hazırladım. Yine dörtlü trabzanı yaptım. Onu da şöyle birleştiriyoruz. Bu tarafı birleştirmiyoruz. Buradan başlıyorum. Şöyle yine dörtlü trabzanın üzerinden geçiyorum. İlmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Ve aynı şekilde
birleştiriyorsun. Bunu da yaptıktan sonra mankenin üzerinde göstereceğim arkadaşlar nasıl durduğunu. Ve sonraki aşamaları tabii ki. Geliyorum, birleştiriyorum. Yine her trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan. Geliyorum buradaki trabzanın üzerinden aldım, geçirdim. 3 zincir. Bunu da geliyoruz. Ortaya aynı şekilde birleştirip motifimizi tamamlıyoruz. Şimdi bunu da tamamlıyorum, dönüyorum. Evet, diğer motifi de tamamladık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 motifli önü hazırladık. Aynısı arka için de geçerli olacak. Arka için de önce böyle hazırlayacağız. Şimdi mankeni göstereyim sizlere. Evet. Şimdi şöyle bir V yakamız olacak. Şu uçlarımız, şuradan hemen işaretleyeyim. Omuzda, burası da aynı şekilde. Şöyle omuzda düşünün. Burası önümüz. Aynısını dediğim gibi arka içinde yapıyoruz. Aynı şekilde. Şimdi buraya bir üçgen motif geçireceğiz. Buraya kadar birleştireceğiz. Sonra da alt kısmı öreceğiz. Bu şekilde gayet güzel duruyor. Etrafına yine sık iğne gidebilirsiniz tabii ki. Evet, şimdi önümüz hazır. Omuzları yapalım. Manken de gösterdiğim şekilde şuralar omuz. Bir tane bu kenara, bir tane bu kenara. Birer tane motif yapacağız. Yine sonra devam edeceğiz. Evet, bu birinci bölüm olsun arkadaşlar. İkinci bölümde biraz daha örmeye devam edeceğim. Umarım güzel olur. Sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Böyle hoş duracağı benziyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Hoşça kalın.